Öncelikle kendi sahamızda oynadığımız ilk maçta seyircimiz önünde çok daha farklı bir netice almak üzere sahaya çıktık. Tek bir amacımız vardı. İyi bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz. Bunu seyircimize, Azerkeşlere göstermekti. Bu amaçla sahaya çıktık. Bir gerçek var ki biz gerçekten iyi bir takımız. İki maçtır büyük şanssızlıklar yaşıyoruz. Kendi inancımızda ileriki haftalar için, ileriki dönem için hiçbir endişemiz yok. Ancak bir gerçek var ki futbolda en küçük hata bile bütün oyunu değiştirebiliyor. Bugünkü en büyük hatamız rakibin kalemize gelmediği bir dakikada, 38-39 bilmiyorum o dakikalarda ilk defa geldiği bir pozisyonda kalecimizin kırmızı kart görmesi ve oyunun bozulması. Ama ona rağmen maçın son dakikasına kadar maçı tekrar çevirmek, gol bulmak adına çok ciddi bir mücadele ortaya koyduk. Ancak üzücü olan kendi seyircimizin önünde bunu başaramamak ve 1-0 yenilmiş olmak. Ama yine üstüne basarak söylüyorum. İki hafta içerisinde çok ciddi 5 puan kaybettik. Bu bizim üzüldüğümüz kısım. Ancak biz iyi bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz. Bunu en kısa sürede hemen Simurg maçıyla birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Neticeye dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızda herhangi bir aksaklık olmadan aynı ciddiyette Simurg maçına hazırlanıp artık bu ligde bizim gerçeğimizi herkese göstermek tek amacımız bu. Çok pozisyona girmek çok önemli. Bunu gole çevirmek daha da önemli. Ancak geçen yıldan, daha önceki yılları bilmiyorum ama geçen yıldan farklı bir Azerbaycan gelen takımı var. Sahada ortaya koyduğu oyun daha farklı. Top hakimiyeti kendisinde olan, rakibe top vermeyen, çok iyi pas oyunu yapan ve pozisyonlara gidebilen bir takımız. Ama en büyük eksiğimiz bu iki maçta da görüldüğü gibi bunları gole çevirememek. Ama bunu geçen senelerde eşdeğer kılmak doğru değil. Çünkü takım gerçekten daha farklı oynuyor. Orhan çok şanssız şekilde başladı iki maçtır. Kaleci konusunda spor konuyu haklıdır. Üçüncü kalecimizle ilgili çalışmalar zaten tamamlandı. Bu hafta içerisinde bu konu neticelenecek. Orhan bu ülkenin, Azerbaycan'ın önemli bir değeridir. Gelişmektedir. Geçen yıl oynadığı gibi bu sene de oynamaya başlamıştır. Biz ona her zaman şans vereceğiz. Ancak onun yanına tecrübeli, kaleyi onunla birlikte taşıyabilecek bir kaleci de transfer edilecektir. Yani bir takımın başına da ancak bu kadar şanssızlık gelebilir üst üste. Ortaya konan mücadeleye saygı duymak gerekir. Oynanan oyuna saygı duymak gerekir. Ama puan kaybettiğimiz için kamuoyundan bize gelecek olan eleştirilerine de biz saygı duymak zorundayız. Haklılar çünkü. Azerbaycan'ın bu kadar basit bir şekilde iki haftada 5 puan kaybetmeye hakkı yok. Dolayısıyla son derece eleştirilere saygı duyuyorum ve haklılar. Ancak bunu değiştirecek olan, düzeltecek olan bizleriz. Ve düzelecek. Çünkü bu takım iyi bir takım. Siz de biliyorsunuz. Her bir oyuncusu değerli oyuncu. Bunu bizim oyunumuzda puanlara dönecektir. Bu da hemen önümüzdeki hafta itibariyle başlayacaktır. Çünkü takımımıza olan inancımız son derece yüksektir. Ve bunu herkes bu şekilde görüyor zaten. Bir tepki varsa kaybedilen 5 puana bir tepki vardır. Ve son derece haklıdır.